Ben Mustafa Bor, edebiyat öğretmeni olarak bugün bu güzel emekçi dostlarımızla birlikte olduk. Burada yaşananları sizlere ve ekran... Değerli meslektaşlarımız, kıymetli dostlarımız, bugün birincisini düzenlediğimiz meslektaşlarımızla bir araya gelişimizin ilk kahvaltısı. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere konuşmasını yapması için dernek başkanımız Yusuf Bey'i takdim ediyorum. Konuşsun, daha sonra hep beraber kahvaltımıza devam edelim, sohbet edelim, tanışalım. Afiyet olsun. Selamünaleyküm. Değerli meslektaşlarım, İstanbul Mobilya Cilacılar Derneği olarak birincisini düzenlemiş olduğumuz tanışma ve kaynaşma kahvaltı programına hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Yusuf Kuyucu, 1979 Kahramanmaraş, Elbistan doğumluyum. Cilar mesleğini 1996 yılında rahmetli, Allah rahmet eylesin, Cahit Can ustamız vardı. Onun yanında başladım. 2019 yılında derneğimizin kurulmasında görev aldım. Temmuz ayında yapılan kongrede başkan seçilerek göreve geldim. Göreve geldikten sonra 150'ye yakın meslektaşlarımızın atölyelerine ziyarette bulunduk ve dertlerini dinledik. Ve gittiğimiz her esnaf bize söylediği şu söz şuydu: dernek kurmak için neden bu kadar geç kaldınız? Birçok kez hamle yapıldığını fakat başarılı olmadığını ve inşallah biz bu derneği 12. ayın 12 2019 yılında nasip, bizlere kurmak nasip oldu Allah'ın izniyle. Ben sözü Ekrem Başkanıma vermek istiyorum. Aman Allah razı olsun. Çok öncelik etti bize. Çok desteği var. Kurucu başkanım, evet. Arkadaşlar selamünaleyküm. Afiyet olsun. Benim de ismim Ekrem Çetioğlu. 1966 doğumluyum. Evliyim. İki çocuk babasıyım. Mesleğimi hala devam ettirmekteyim. Modoko Sanayi Sitesi'nde küçük bir esnaf olarak hala mesleğimizi devam ettiriyoruz. Uzaktan, yakından gelen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepinize afiyet olsun. Allah nasip ederse kahvaltıdan sonra arkadaşlar bir sigara molası vereceğiz. Sonra hep beraber bir hesbihal edeceğiz. Dertlerimizi dinleyeceğiz. Ne yapabiliriz? Yol haritamızı çizeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Afiyet olsun. Değerli ustalar, şimdi güzel bir yer, güzel bir atmosfer. Gönül isterdi ki diğer ulaşabildiğimiz tüm meslektaşlarımız gelsin. Hep beraber birlikte olalım. Yusuf Başkanımın da demin söylediği gibi biz ciddi anlamda çalışmalar yaptık hep beraber yönetim olarak. Yusuf Başkanımız ziyarete gittik karşıya, Haramidere'ye. Yani İstanbul'un birçok bölgesine gidip meslektaşlarımızla tanıştık. Hepsinin sorunlarını dinledik. Hepimizin ortak sorunu eleman sıkıntısı. Hepimizin ortak sorunu malzemelerdeki yükseliş. Hepimizin ortak sorunu ruhsat alamamamızdır. Değerli ustalarım, ruhsatla ilgili belediyelerin bizlere zorluk çıkardığını hepimiz biliyoruz. Ha, onlar da haklıdır kendilerince. Niye haklıdır? Mesleğimiz bizim riskli mesleği. Mesleğimiz bizim zor görülen bir meslek. Ama bizler biliyoruz ki bizim mesleğimiz çok kutsal bir meslek. Benim inandığım kutsal meslekler arasında birinci sırada doktorlar, ikinci sırada öğretmenler, üçüncü sırada itfaiye ve polis teşkilatı, daha sonra madenciler ve biz geliriz. Bakın. Onlardan sonra biz geliriz. Niye? Biz de en az madenciler kadar kutsal bir iş yapıyoruz. Onlar kadar kutsal bir iş yapıyoruz. Hiç kimse
Bizim mesleğimizde gelip de atölyelerde mesela müşteri gelir, ya siz bu kokuda nasıl duruyorsunuz dedi. 10 dakika durmaz ve çıkar gider. Daha sonraki süreçte de ya ne de yapıyorsunuz ki bir kat fırçayla boyatıyorsunuz. Hayır öyle değil. Biz hayatımızı ortaya koyuyoruz. Biz çocuklarımızın geleceğini ortaya koyuyoruz. Değerli ustalar, biz ne kadar çok olursak, bizler ne kadar derneğe üye olursak, ne kadar birlikte olursak, bizim birincisi ruhsat sorunumuzu çözeriz. Belediyelere, her bölgenin belediyesine gittiğimiz zaman, bizim arkasında, yönetimin arkasında kalabalık gördüğü zaman, bizlere mutlaka hizmet vermek zorunda. İkincisi, mesleğimiz bizim ahşap mobilya boyama olarak geçiyor. Hayır, bizim mesleğimiz cila ve lake olarak. Biz bunu eğer birlikte olursak, beraber olursak, güçlenirsek meslek kurslarına kaydettireceğiz. Nasıl kaydettireceğiz? Meslek Odalar Birliği'ne gideceğiz. Oralarda diyeceğiz kardeşim, biz mobilyalardan bağımsız olarak cilacı ve lakeciler olarak hizmet vermekteyiz. Siz mobilyanızı ham olarak evinize koyabiliyor musunuz? Yok. Götürün koyun. Biz olmazsak kimse koymaz. Dolayısıyla bizim mesleğimizin kıymetini onlar da bilmek zorunda. Çok uzattım, kusura bakmayın. Hepinize afiyet olsun. Daha sonra yine tek tek konuşacağız. Başkanım hepinizden görüşecek. Tekrar afiyet olsun. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun sizlerden inşallah. Mesleğimizi güzel bir yerlere getirmek için, tanıtmak için uğraşacağız. Yani bizlere destek verirseniz biz de sizler için çalışacağız Allah'ın izniyle. Afiyet olsun. Evet. Sizler hazırsanız. Değerli arkadaşlar, şimdi sizlere yönetim kurulunu takdim edeceğim. Burada olan yönetim kurulu arkadaşlarımızı takdim edeceğim. Başkanımız Yusuf Kuyucu, Başkan Yardımcısı ben Kenan Kaya, Sayın Hanımız Ümit Hoca, Sekreterimiz Önder Konuk, Kurul Başkanımız ve üyemiz Ekrem Çetoğlu, Enver Soydaş, Yaşar Güler abimiz karşıda o mazeretini bildirdi, gelemedi. Onu da yazdık. Yusuf Tatlı Haramidere'den aramıza yönetime katıldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Abidin Kökük, değerli kardeşim. Cemil Açık, Tamer Karaaslan, Şefik Kulu, Muhammed Çin, pardon, özür dilerim. Karabey Kaya, diğer yönetici arkadaşlarımız şöyle kayın biraz hocam. Gelemediler buraya. Onlar adına da sizlerden hocam, özür dileyelim. Değerli arkadaşlar, bu gördüğünüz ekip demin de bahsettiğim gibi bizleri, hepimizi burada yönetim olarak bizler olabiliriz ama yönetimin işlevini sağlayacak olan sizlersiniz, üyeler ve meslektaşlarımızdır. Lokomotifin asıl temel taşları sizlersiniz. Sizler bizleri yönlendireceksiniz ki, yönetim kurulu yönlendireceksiniz ki yönetim kurulu çalışsın. Ben tekrar katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum şahsım adına. Sözü başkanıma veriyorum. Allah sizlerden razı olsun. Başkanım şöyle ortaya alsak sizi. Allah sizlerden razı olsun öncelikle geldiğiniz için. Ve kahvaltımıza sponsor olan, ismini vermek istemeyen kardeşimizden de Allah razı olsun. Yani çok değerli bir kardeşimizdi. İsmini de söylememize gerek yok dedi. Bizim de şeyimiz yeterli. Allah razı olsun sizlerden.
Ben sözü inşallah yönetimdeki arkadaşlarıma vereyim. Onlar sizlerle bir şeyler paylaşacaklar, kırmışız inşallah. Selamun aleyküm arkadaşlar. İsmim Ümit Acar, Vodafone hesaplık yapıyorum. 1996'da Cahit Usta'nın yanında biz de işe başladık. Allah rahmet eylesin kendisine. Gerçekten çok emeği var üzerimizde. Yani şu an onun şeyinden faydalanıyoruz. Allah kendisine razı olsun. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah işinize, gücünüze bereket ihsan eylesin inşallah. Arkadaşlar ben başka bir konuya değineceğim. Şimdi Allah razı olsun, biz bu derneği kurarken bize gerçekten çok büyük fedakarlık yapıp bize destek veren arkadaşlar var aramızda. Allah onlardan da razı olsun. Gerçi onlar kendilerini biliyor ama siz de tanıyorsunuz kendilerinizi. Çok büyük zahmetlerle, mücadelelerle gerçekten bu derneği kurmak için mücadele ettik. Sonuçta derneği kurmak için insan gücüne ihtiyaç vardı. Arkadaşlar bize sağ olsunlar destek verdi. Yusuf kardeşimizden de Allah razı olsun. Şöyle söyleyeyim. İnsanlar belki şuraya baktığı zaman bir şeyleri hayal edebilir ama hayaller Allah'ın izniyle gerçek oldu. Şunu bile görmek, şu tabelayı bile görmek insanın gerçekten hoşuna gidiyor. Biz Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti'nde artık kurumsal olarak varız. Ama en önemli olan sizlerin destek vermesi, sizlere bize en azından yönlendirmeniz. Biz çok 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 aşırı derecede mutluyuz. 12. ayın 12'si 2019 yılında biz derneğimizi kurduk. Derneğimize destek veren arkadaşlardan da Allah razı olsun, sizlerden de. Benim ismim biliyorsunuz Ekrem Çetoğlu. Ben de cilacılık yapıyorum. Şu anda da faal durumda çalışıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben konuşmayayım. Tamer Karaslan benim adım. Başakkale'de cilacı. Bu derneğe Yusuf Bey'in sayesinde dahil oldum. Fatih büyük bende. İnşallah sizlerin de desteğiyle en az en kötü üye olarak inşallah bu dernek çok iyi bir yere gelecek. İnşallah. Başta bir sürü sorun var, çok sorun var, çok elemanından tutun, fiyatlardan tutun, ruhsat probleminden tutun, meslek kodundan tutun, her şeyimiz eksik. Bu konuda bunu hızlandırabilmek için önce üye sayımızın gerçekten meslektaşlarımızın desteğiyle arttırması lazım. Arttırmamız lazım. Bu konuda sizden ricam, herkesin tanıdığı cilacılar var buraya gelmeyenlerden. Bunları da ekibe dahil etmek için, bu derneğe dahil etmek için fahri olarak çalışılması bizim için çok değerli olur. Çünkü belli bir üye sayısına ulaşan bir dernek, hani gerçekten bazı sorunları çözemese de müdahale etme gücüne sahip olacak. Bu bizim için çok değerli. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. İsmim Şefik, soy ismi Kulup. 86 doğumluyum. Marka vermek istemiyorum. Benim yetiştiğim bir ustam var. Kemal Aslan. 94'ten beri hem okudum. Yani çok zorluklarla çalıştık. Yarım gün çalışıp yarım gün okula gittim. Bu şekilde üniversite hayatımı da tamamladım. Ama gördüm ki bireysel hareketten bir şey doğmuyor. Bireysel. Ben devlet kurumlarında da çalıştım. Buradaki yani devletimize hani bir şey atıfta bulunmak istemiyorum. Torpil çok var. Hani gördüğüm kadarıyla gruplaşmayla bir yerlere girmişler. İlkokul mezunu adam müdür olmuş. Ben de bunu gördüğüm için devlet kurumunda bir sene stajyerlik yaptıktan sonra çok çalıştılar beni oraya almak için. Farklı farklı teklifler verdiler. Ben çalışmadım. Bir de insanlarla biraz uğraşmak hani zor olduğu için dedim biraz hani kendi mesleğimi yapayım. Girdim bu mesleğe. Devam ediyorum. Aynı şekilde dernek olarak sürekli bahsediyoruz. Aslında medyada STK diye geçiyor. Hani dernek olarak duymazsınız da sivil toplum örgütü diye. Aslında biz onu kurduk. Ekrem Bey'le beraber 7 kurucu üyemiz vardı.
Biz kurduk. Yani bu fahri olarak bizim bir şeyimiz değil. Bugün başka arkadaşlar seçilir. Onlar gelir başa. Önemli olan bu tüzel kişiliği yürütebilmek. İleride inanın zaten önümüzde seçimler var. Kendileri Yusuf Başkan'la iletişime geçerler. Hani oy meselesine bu şekilde yani değeriniz artar. Ben birlik beraberliğiniz bozulmasını istemiyorum. Her daim yani 10 kişiyle, 20 kişiyle, kaç kişiyle gelebiliyorsanız gelin. Bu şekilde. Ha, birisi öyle demiş, böyle demiş. Pek bunlara bakmamak gerekiyor benim kanımca. Biraz daha böyle bir çıta yükseltmek lazım. Çağdaş olmak lazım. Güne ayak uydurmak lazım. Yani eski kafada olmamak gerekiyor. Yani çünkü bazı belediye kurumları ya işte dört duvar buldunuz, bir aspiratör takıyorsunuz. Bu benim zoruma gitti. Bu şekilde bana söylediler. Zoruma gitti. Yani biraz çağ atlayalım, dilhanelerimizi temiz yapalım, ayak uyduralım ki bir meslek haline gelelim. Ben üniversite mezun olduğum için şeylerde takip ediyorum. Hani meslek kolunun seçiminde ya bakıyorum mobilyacılar var, onlar var, biz yokuz. Yani bulamıyorum yani. O yüzden eğer biz bu şekilde ilerlersek bugün bankacılar da sistemine işte mobilya cilacı diye bir para açar. O çok hoşumuza gider yani. Benim diyeceklerim bu kadar. Fazla uzatmayayım. Selamun aleyküm. Deniz Hanım, muhabbet için Kutköy'de bir atölyem var. Dernek için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Başkanım da yanındayım. Şu anda yani sorunlarla ilgili henüz bir yere getiremediler. Ama genel olarak biz elimizden geleni yapacağız. Herhangi bir sorun olduğunda biz buradayız. Elimizden de ne geliyorsa yapmaya hazırız yani. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. 1968 doğumluyum, Gümüşhane Keşif doğumluyum. Erneğimizi kuran kurucularına ve Yusuf Başkan'a teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. 91'den beri bu mesleği yapıyorum. Modoko'dayım. Fikirtepe'den gelmeyim. Halen de devam ettiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Allah razı olsun. İsmim Avdin Kökül. 1996'dan beri Modoko'da esnafım. Öncelikle dernek başkanı yönetimindeki diğer arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Derneğimiz için, mesleğimiz için elimizde gelen neyse maddi veya manevi olarak her zaman yapmaya hazırım. Kendi aramda diğer arkadaşlarım da Allah'ın izniyle bu şekilde olacak. Ya bir sürü eksiklerimiz var tabii ki. İşte bu eksiklerimizin giderilmesi için Allah'ın izniyle inşallah daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız inşallah. Sözü diğer arkadaşlara bırakıyorum. Karabey Kaya Bey, Modoko'da cilacılık yapıyoruz. Derneği kurduk. Hayırlısı olur inşallah. Ekrem abi, Sultan Allah bin kere razı olsun, yanlarındayız. Diyeceklerimiz var. Mehmet Cemil Açık ben. Biz burada Modoko'daki birlik beraberliğimizi sizden destek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Selamünaleyküm. İsmim Önder, soyadım konukçu. Konukçu'da Kartal'da atölye sahibiyim. Ben ilk önce hani şöyle söylemek istiyorum. Yönetime nasıl katıldın? Yusuf abiden Allah razı olsun. Ben önce bu yönetimi internet üzerinden de takip ediyordum. Modoko Cilacılar Birliği olarak geçiyordu. Ve hani sadece takip üzerinde... Şöyle yani abi. Sadece herhalde dışarı Modoko, çıkacağız böyle gidişte. Modoko üzerinde bir birlik olduğunu zannediyordum. Yusuf abi, Kenan abi sağ olsunlar benim dükkanıma teşrif ettiler. Ve durumu vaziyeti anlattılar. Yani yaşım genç, 34 yaşındayım. Hani 34 yaşındayım, benim baba mesleğim, ben de üniversite mezunuyum, şefim gibi. Yani 74'ten beri atölye sahibiyiz. Ve hiçbir zaman hani babamdan ben böyle şeyler duymadım. Hani bir birlik, beraberlik, herkes kendi bölgesinde bir hani esnaftı. Sağ olsunlar, geldiler, durumu vaziyeti anlattılar. Ben de abi elimden gelen desteği sağlarım dedim. Ve kapsamı çok çok güzel genişlettiler. Avrupa yakasına gittiler. Hani Gebze bölgesine falan gittiler. Maksat birlik beraberlik. Ve ama hani bir gücü elimize alabilmemiz için
her zaman bütün arkadaşlarım da söylediği gibi hani üye sayımızı bir şekilde arttırmamız lazım. Ki hani kaba tabirce masaya vurduğumuz vakit bazı hak ve isteklerimizi hani ele alalım. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Cümleten hoş geldiniz. İsmim Yusuf Katlı. Avcılar Ambarlı'dan geliyorum. Yusuf Başkan tanıdığım en değerli insanlardan bir tanesi. Kenan Bey keza öyle. Çetin abiyi sonradan tanıdım ama o da bu işin kuruluşundaymış. Ben özellikle bu arkadaşı üçünü tanıdığı için söylüyorum. Onların bastığı toprak ayağının altındaki paspasım şu anda. Bugünden itibaren. Niçin diyorum? Allah'a hamdü senalar olsun ki bu lavayı biz artık cinacılar olarak görebiliyoruz. Biz çok firmalara gittik, çok yerlere gittik. Hep başkasını alkışladık. Artık gün bugün ben diyorum. O yüzden ben burada gururumu, kibirimi kenara koyuyorum. Sizden rica ediyorum Allah rızası için. Hiç gurur, kibir yapmayalım. Ne olur birlik olalım. Bugün bugün abi. Bundan sonra bitti. Çok eksiğimiz var. Hepiniz kıymetlisiniz. İnanın ben buraya 16 ay önce abimi kaybettim. Kaybetme sebebi de ciladan dolayı. %80'e yakın ciladan dolayı maruz kalıp mesane kanseri. Yani idrar torbası. İdrar torbasında yıllarca kimyasına maruz kalıp ve belli bir zaman sonra doktorlar çağırdı bizi. Dediler ki sizin mesane torbanızı dışarı alacağız. Sebep dediler ki zamanla kimyasından dolayı bu artık işlevini yapmıyor. Ve bu 15 sene içerisinde abim uzun bir maraton yaşadı. Her sene gitti kazıya. En sonunda idrar torbasının dibine ulaştık. Dediler ki artık affedersiniz takım taklama ve böbrek dahil olmak üzere sıçrama çok büyük. Ya onu alacağız kurtulacak uzun bir süre yaşayacak ya dediler ki biz kaybedeceğiz hastamızı. Aile olarak toplandık, karar verdik, abimizin idrar torbasını dışarı aldık. Ve meslek, ben tabi bu arada karar vermek kolay değil, doktorlarla beraber konuştuk. Dediler ki sigara içenlerde %40 ile %60, kimyasala maruz kalanlarda da %60 ile %80 sebep bu dediler. E tabi biz yıllarca ekmeğimizi buradan kazandık. Yani buna Allah hamdü senalar olsun. Bugünlere gördük, birlik beraber içindeyiz. Ama gel gör ki abim ölürken yalnız öldü. Yani hiçbir mağazacı, hiçbir dekorasyoncu, hiçbir firma kimse yoktu. Yani tabii ki herkes yalnız ölecek ama bazı şeyler var, maneviyatlar var. O gün çok kıymetlisin. Bugün olduğu gibi herkes için göz bebeğiyiz. Ama gel gör ki belli bir zaman sonra inan acaba o arkadaş kimdi diye tanımıyoruz. Veya biz bile artık meslektaş olarak bile hali hatırı sormuyoruz. Ne olur bir günden sonra birbirimizin halini hatırını soralım. Çünkü böyle olursa kazanırız. Burada kimin neci olduğu, kim olduğu hiç önemli değil. Dava ekmek davası, yiyeceğimiz bir lokma ekmek, Allah rızası için bunu ağzının tadıyla yiyelim, helalinden yiyelim. Ben tekrar diyorum, bunu arkadaşlara teslim oldum. Ben ve gönlümden geldim buraya. Bu arada 40 gün önce de 56 yaşında ablamı kaybettim. İnan ben buraya gelmeyebilirdim de ama her şeye rağmen çıktım geldim. İyi ki geldim, iyi ki gördüm. Keşke daha kalabalık olsaydık. Söyleyeceğim çok şey var ama arkadaşları bekletmeyeyim, sizleri bekletmeyelim. Ben bu arkadaşlara razıyım. Siz de razısanız Allah da razıdır. İnşallah başaracağız. Ben işin en sonundayım. Lütfen ben arkasındayım herkesin. Ben işin en sonundayım. Çünkü ben Avrupa yakasından geliyorum. Burası daha çok kuvvetli, daha çok böyle etletirler. Özellikle Allah herkesten razı olsun. Yusuf Başkan'dan, Kenan Bey'den, Çetin Bey'den, diğer arkadaşlardan keza öyle. Sizlerden de özel. Herkese çok teşekkür ediyorum. İşiniz gücünüz az gelsin inşallah. Bir dakika. Başkanım der ki konuşmak isteyen, söylemek istediğim var diyen birisi meslektaşlarımız varsa onu da tabii ki. Ne zaman yapacağız? Bu kahvaltıyı orada yani şöyle diyorum. Ben bu kuruluşundan beri söylediğimi de söylüyorum. Dernek yerimiz yok ki biz dernek değiliz. Arkadaşım Hikmet abi, derneğimizin kurucularından Allah razı olsun. Önce mikrofonu verelim, konuşalım. Öncelikle selamünaleyküm. Adım Hikmet Avşar. Ben bu derneğe ilk
başladığımızdan beri Ekrem Başkan da orada şahit de zaten herkes zaman arkasını dönüp bana ben söyledikçe de tepki göstermiştim. Bizim yerimiz yani bize ait yerimiz olmadığı sürece de biz bu toplantıları ne kadar yaparsak yapalım insanlar bazı şeye güvenmesi lazım. Bizim ilk önce bir yer tutup oraya masamızı, sandalyemizi, başkan odasını bunları yapacağız. Ondan sonra üye sayımızın artacağına emin olabilirsiniz. Önceliğimiz yer tutmak. Üyelerden de olanlardan da diyecek herkes yerini taşın altına koyacak. Belli bir miktar verecek. En güzel yeri tutacağız. Millete diyeceğiz ki bizim yerimiz var artık. Bizim yerimiz bu. Bana kalsa yerimizi satın alma ileride. Düşüncem de o. Yani bu olursa ilerleriz buna emin olur. Ben diyeceklerim bu kadar. Herkese selamlar. Allah razı olsun kendisinden. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bundan olacağını inanıyoruz. İnşallah, inşallah. Söz almak isteyen var mı abi? Yusuf yoksa resim çekileceğiz. Evet abi. Allah razı olsun sizlerden. Geldiniz. Resimleri de alır. Ama buradakiler nefes dilerdi. Evet çekiyorum. Elma diyelim mi? Bir bozmayın bir saniye. Evet, çekiyorum. Bir tane daha alacağım, sor. Bozmayın, ben de gel bir resim alacağım. Tamamdır. Hatıra. Hocam, bundan bir çeksene. Önemli olan benim mi? Gel, abi, gel abi. Gel abi. Mustafa Bey, bu arada edebiyat öğretmenidir. Hoş geldin Mustafa Bey. Evet, sağ olun. Çekiyorum. Hani, güzel kazanabiliriz. Olsun. Tamamdır. Tamam. Emek. Çok güzel abi. Bak sağ olasın. Sigaracılar şu tarafa gidebilir abi. Allah. Allah Allah. Biraz daha sıksa bağırsaklar çıkacak. Bu parmağı da çalıştıramıyor. Yok ki. Hemen kalbi. Gel. Ve böyle birliktelikler de daim olsun. Ne mutlu üretenlere, üretip de tüketenlere sağ olun, var olun ve böyle etkinliklere katılın. Güç birliği sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağına Sayın Başkanım. Teşekkür ederim. Sana da teşekkür ediyorum.